Büyük kararlardan uzak durmak lazım, tutulma zamanı. Merkür'ün Jüpiter'le dansı olacaktır gözümde. Hani merak etmesin kimse, o kadar da olumsuz değil. Satmak için uygundur, almak için uygun değildir. Yani şu tarihlerde biraz nefes alırız diyeceğin Aralık ayı, hatta bugünden itibaren Aralık sonuna kadar var mı böyle tarihler? Vardı tabii, olmaz olur mu? Hayatta her zaman yağmur yağmıyor. Yağmurdan sonra yani. Güneş çıkıyor ama bilelim ki güneş olduğu zaman da bir gün yine yağmur yağacak. Hayatın döngüsü bu. Şimdi şunu söyleyebilirim. 4 Aralık tutulma zamanları, büyük kararlardan uzak durmak lazım tutulma zamanları. Demek ki birisi 2, 3, 4 hani o dönemleri pas geçelim. Ama mesela 6 Aralık aslında kendi gücümüzü ortaya koyacağımız tarihlerden bir tanesi. Abartılı harcamalardan uzak durmak lazım 7-8 Aralık tarihlerinde. Mesela 11 Aralık çok keyifli. Merkür'ün Jüpiter'le dansı olacak gökyüzünde. Mesela 11 Aralık zamanı hakikaten hani attığımız adımlar, gösterdiğimiz çabaların çok güzel karşılığını alacağız. 13 Aralık'tan sonra biraz rahatlıyoruz. Şimdi Türkiye'nin de burcu Akrep. Mars Akrep burcundaydı. Daha böyle dedike, daha böyle odaklı, daha böyle iç şeyimizi, dünyamızın böyle biraz olumsuz attığı bir dönemdi. Mars yaya geçince 13 Aralık itibariyle Allah bizi kimse tutamaz. Ondan sonra gezmek, dolaşmak, diğer insanlarla bir araya olmak, farklı kültürler ya da kafamızdaki planları harekete geçirmek anlamında çok olumlu olacak. 19 Aralık'a kadar aslında hareketli bir dönem, 11 Aralık'tan sonra o bir hafta gerçekten bizi çok mutlu edebilir. 19 Aralık'ta da çok güzel bir dolunay var aslında. Sen bakma, Venüs geri gitmeye hazırlanıyor ama. Enerjim değişti. Evet, Betel bir satürn yıldızı ile birleşen İkizler Burcu'nda şahane bir dolunay var. Bu da şu demek. Betelgüs takım yıldızı yol gösterici demek. Diğer insanlara rehberlik etmek demek. Yani bu dönem hani kafamızdaki fikirlerle, adımlarla aslında etrafımızdaki insanları yukarıya taşıyacağımız ya da etrafımızdaki insanlardan fayda göreceğimiz de bir dönem olacak. Hani merak etmesin kimse, o kadar da olumsuz değil. Hani Aralık ayı her zaman yayın ayıdır. Yayın ayı olduğu için de hani böyle içinizde gereksiz bir iyimserlik, bir heves, bir coşku. Hani 13 Aralık'ta Mars da buraya geçince mesela ne yapabilirler? Dans edebilirler. Çünkü Mars yay dans yeteneği verir, dans etme arzusu verir. Hani açsınlar evde sonuna kadar müziği, istiyorlarsa hareket, dışarıya çıksınlar. Hareket, yürüyüş enerjiyi yapsınlar. Enerjiyi yükselsinler. Aynen öyle. Ve tabii ki enerjiyi yükseltecek renkler, sıcak renkler, o tonlara yönelmeleri doğru olacaktır herkesin. Oh, onu söyle canım. Ben bile şu an iyi hissettim. Enerjim düzeldi Hande ya. Bir an dibe vurmuştum ya. Nedir? Bak diyor ki mesela Muhammed Taha. Hande abla, finansal astrolojide teksiniz. Koç burcuyum, yükselen terazi nasıl etkileneceğim? Bunlara geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Meliha, hükümetin konuşmalarının ince noktalarını da analiz edersek çıkıyor diyor. Ve onun dışında Ebru ne diyor? Selamlar İzmir'den Ebru. Sevgiler, selamlar demiş. Borsa konusunda yorum, onu az önce yaptık sevgili Muhammed. Teraziyim, güzel şeyler olsun inşallah. Yükselenim terazi demiş Ebru Tirolar. Gülay Çelik, ben ucuza sattım çünkü mecburiyetten. Ha, bu evle ilgili Gülay, ben evimi sattım borçları ödemek için. Şimdi de böyle durumlar var Hande. Ev fiyatları yüksek. Ama bir taraftan da mecburen satanlar var. O anlamda da ucuza alanlar var. Böyle bir kısır döngü yaşanıyor. Değil mi? Yani mecburiyetten satıp da ucuza maalesef elinden çıkaran insanlar da var. Bu döneme de dikkat etsinler. Kesinlikle dikkat etsinler. Mesela Venüs gerilemesiyle alakalı şunu söyleyelim. 19 Aralık'la 29 Ocak tarihleri arasında Venüs gerilerken satmak için çok uygun bir dönemdir. Almak için asla uygun bir dönem değildir. Konu ne olursa olsun, ister yani elinizden bir şey çıkartmak istiyorsunuzdur, bir şeyinizi satacaksınızdır, bu bir arazi, bir ev olabilir, araba olabilir ya da küçük bir şeyinizdir, eşyadır. Satmak için uygundur, almak için uygun değildir. Hani aldığınızda muhakkak bir sıkıntı yaşarsınız, yani size göre olmadığını düşünürsünüz vesaire vesaire, bir sıkıntı ve sorun gelir başınıza. Ay, bu bilgiyi de paylaşmış olayım, belki hani ona göre planlarını yapar sevgili izleyenlerimiz. Tarihi bir daha söyle lütfen. 19 Aralık ve 29 Ocak tarihleri Venüs Oğlak Burcu'nda gerileyecek. Görev ve sorumluluklarımız konusunda ve tabii ki Oğlak Burcu iş dünyasında ekonomiyi, finansı yine temsil ediyor. Venüs gerilemesini burada yaşayacağız. Hani bu dönem alımlar yapmak için uygun bir dönem olmayacak.
Şimdi Mehmet Evlenmek Akdemir. için de uygun değil. Evlenmek Ha. için de uygun değil, onu söyleyeyim. O sorular da var, onlara da geçeceğim. Mehmet Alp demiş ki bu kovalar 3 seneden beri gülmediler. Ne olacak bu kovalar? Ben önce bir okuyayım, sen zaten tek tek Tabii tabii burçlara da alıyorum notları. gireceksin. Evet, Bircan Kaymak iyi yayınlar demiş. 8 Mayıs 1991 saat 21. Ha, tam vermiş. Saat 21'de doğumluyum. Boğa burcuna yükselen akrep, iş hayatımda yükselme olur mu? Bir de ilişki ve evlilik yine olmayacak mı demiş. Umutsuz bakmış Bircan. Hiç bakmasın, İlişkiler. çünkü boğa akrep aksında tamamen tutulmalar ona ilişki ve evlilik getirebilir. Onu da söyleriz şimdi. Akrebe anlatırken söyleyeceğiz zaten. Yükselen. Mehmet de yükselen akrebe. Mehmet demiş ki Hande Hanım, Bitcoin ne olacak? Takıldı kaldı demiş. Şimdi dijital paralara da geçiyorlar. Selda Ünal, ruhun şarkı söylüyorsa hayat seni dansa kaldırır. Az önce dansla ilgili söyledik ya, Aa. güzel bir şey. Kim Selda Ünal. söylemiş onu? Selda Ünal diyor ki ruhun şarkı söylüyorsa hayat seni dansa kaldırır. Bunu not edin, güzelmiş. Vallahi Ay, ben de ben çok bunu beğendim. istiyorum. Ben Dur bunu ben de söylerim. yazayım şuraya. Seldacığım ne güzel söylemişsin. Selda Ay, Ünal. çok Ruhun güzel. şarkı söylüyorsa hayat seni dansa kaldırır. Çok Aa, güzelmiş. olumlu. Olumlu düşünmek. Evet. Vallahi çok güzel. Bayıldım. Benim olumsuz bir tane var öyle. Özellikle zor zamanlarda eşime hep şey derim. Hayatınız kayıyor, bir dilek tutun derim yıldız kaydığında. Bu da böyle, o yüzden çok seviyorum özlü sözleri, ama gerçekten Selda Hanımcığım, içimi cıvıttınız. Ben bunu Ay, kullanayım. vallahi ben de çok. Ruhun şarkı söylüyorsa hayat seni dansa Tatlı. kaldırır. Ben bunu Instagram'a da yazayım ya. Yazalım. Çalayım buradan Selda. Oğlakları istemiş. Peki. Cemre Derin, merhaba. 3 Mart 1992 doğumluyum. Yükselen Oğlak, Güneş Balık. Ben şu yükselenleri hiç anlamıyorum. Yani güneş, ev falan ya, onları hiç anlamıyorum. Yıllardır yapmama rağmen. Ama biliyorlar. Güneş, balık, bu sene iyi olur mu benim için? Sizi seviyorum demiş. Gelenleri Ay, çok okuyacağım sağ ol. ama istersen Çok güzel. başta, geldikçe de ben Başlayalım. aralara gireyim. Bu okuduklarımdan söylemek istediğim varsa da Gülay Çelik, 7-7 yengeç burcuyum demiş. Var Oh, ne yani. güzel. Vallahi Bu güzel sene güzel şeyler olacak. yazmışlar. Burcu Şimdi bu, Aslan burcuyum, Burcu Kılıç. Neler bekliyor demiş. Evet, ben bunlar diyorum hepsini. ki Evet. şimdi hem Aralık ayında şu tutulmayı bir alalım ele. Olur. Bir de Venüs gerilemesini ele alalım. Bir de genel anlamda 2022 Jüpiter döngüsüne şöyle bir bakalım. Süper.